Merhaba benim güzel takipçi, tuvalet açık bir dakika. Merhaba benim güzel takipçi, kapıda leke mi var? Geçmemiş. Merhaba benim güzel takipçilerim. Bugün gerçekten yoğun bir gün. Programım burada. Ben her şeyimi yazıyorum. Google Calendar ile falan uğraşamam. Yazmadan, görmeden şey yapamıyorum ben. Kalem ve kağıt lazım. Bugün 6 tane audition kaydedeceğim. Sabah derslerim vardı. Oyunculuk derslerimi verdim. Amazon'a gideceğim. Bir şey iade edeceğim. Resim yapmak için aldığım bir şey vardı. İğrenç, hiçbir şekilde işime yaramadığını ve anlattıkları gibi çalışmadığını fark ettim ve onu iade edeceğim. Bu arada bilmiyorum Türkiye'de nasıl ama burada kullandığım bir şeyi iade edebiliyorsun eğer memnun kalmazsan. Mesela Amazon'a söyledim, hani kullandım, beğenmedim. Market alışverişi yapacağım. Bir şey daha yapacaktım. Bir dakika. Laundry. Çamaşır yıkayacağım. Ve yarınki auditionlarıma çalışacağım. Birkaç tane e-mail göndermem lazım. Ve yeni işler için başvuruda bulunacağım. Bunu her gün yapıyorum biliyorsunuz ki. Bugün yani 3 güne sığacak bir programım var. Bakalım hepsini yapabilecek miyim? Sabah kalkar kalkmaz hemen bir yüz masajı yaptım. Çünkü öyle yoğun audition'ım olan günlerde böyle bir yüzümü canlandırmak istediğim için yüz yogası denilen yogayı yapıyorum. İşte derslerim vardı. 3 kişiye ders verdim. Oyunculuk dersi verdim biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ben bunu bu platformu pek bunun advertisement'ı için kullanmıyorum. Ama ben çok oyuncuyu Amerika'da, Avrupa'da okullara hazırlıyorum. Eğer ilgilenirseniz mutlaka yazın bana. İngilizce monologlar çalışıyoruz genelde. Bir de size söylemeyi unuttum. Bir tane uzun metraj bir filmde rol aldım. Çok heyecanlıyım. Ya bu arada bir tane beni bu konulara yönlendiren bir arkadaşım var. Gözde diye. Öpüyorum onu burada. O bana şey dedi. Kesin yani her anını çek abi. Böyle biri bizi gözetliyor gibi düşün dedi. Hani çok şey düşünmene gerek yok dedi bunu böyle. Her şeyi film gibi böyle baştan sona mükemmel çekmen gerekmiyor. Biz taşınan bir kız var mesela dedi. Bir haftadır biz ailece onu izliyoruz dedi. 2 saat dolap temizlemiş mesela onu izlemişler falan. Ben size dolap silip de onu göstermeyeceğim ama. Gene de hani o kadar pressure, baskı kendime kurmamam gerektiği yönünde tavsiye aldım. Gerçekten izlediğiniz için teşekkür ederim bütün izleyenler. Buradan bunu böyle çekmek, yer çekimine karşı inen yüzü kaldırmak amaç aslında bir nevi kaslarla. Benim 3 senedir hiç botoks falan yok artık yüzümde. Ne dolgu ne botoks var. Bir süre ara vermeye karar verdim. Çünkü çok çok erken başlamıştım. Bir tane filmde oynadım. Orada o kadar hala da utandığım bir şey. Oynamadan önce botoks yaptırmıştım tam. Filmde korku filmi tamam mı? Ve ben acayip derecede gergin ve korkmuş bir haldeyim. Zaten ifademden hiçbir şey yapmama gerek yok. Öyle gibi görünüyor. Hiç tepki yok mesela. Üzülemiyorum. Ben üzülemiyordum çünkü hepsinde bir korkmuş bir tavır var yani. Hani alnımı hiç oynatamadım. Yeni yaptırdığınız zaman zaten bir öyle oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bence oldu. O bana ders oldu. Zaten fark etmedi. Yönetmen falan anlamadılar. Nasıl anlamadılar ben de anlamadım. Evet bir kez daha hızlıca kremlerimizi sürdük. Bir de ben size bir tane daha güzel haber vereyim. Bir tane oyun yazdım ben. Genelde film yazıyorum. Oyun yazmıyordum. İlk oyunum bu. Ve bu oyununun New York'ta yapılmasına karar verildi okunduktan sonra. O yüzden çok heyecanlıyım. Önceki vlogumda bahsetmiştim aslında. Editlerini yapıyorum hani düzeltiyorum bu şeyi diye. Bir de bu ara ben bir yiyorum. Bir yiyorum. Aklınız, hayaliniz şaşar. Yani dersiniz ki bir insan böyle yiyemez. Böyle yiyorum. Çok yiyorum. Hızlıca make-up olayına gireceğim. Işıklarımdan biri bozuldu. Hemen Amazon'dan sipariş verdim. Bugün 3 tane tiyatro audition'ı kaydedeceğim. Bir tane reklam, bir tane de film. Bu arada Pera Palas'ı izledim. Çok da olay oldu. Olay olması bir yandan dedim ki acaba reklamın iyisi kötüsü olmaz deyip reklam mı yapıyorlar? O derece olay oldu. Çoğu tanıdığım insan ilk bölümde bıraktım dedi. Ben bırakmadım. Sonuna kadar izledim. Çünkü ben illa bitirmem gerekiyor izlediğim bir şeyi. Bildiği kadar kötü değil. Mesela oyuncuyu çok eleştirmişler. Bence oyuncudan önce burada şimdi bir tek oyuncuyu eleştiremezsin ki. Eleştireceksen bir kere nasıl eleştireceğini bilmen lazım bir filme. Kıza üzüldüm. Verilmiş oynuyor arkadaşım rolü. Rolü veren insanları suçlu o zaman. Bu arada ben Hazal Kaya ile geçen sene tanıştım. Çok tatlı bir kızdı. Hayatımda tanıştım. Türkiye'de A-list olan bir sürü kişiyle tanıştım. En mütevazisi bu kızdı yani. Şey dedi bana hani yaptığın her şey çok güzel. Ülkemizi temsil etmen çok güzel. Keşke hani ben de gelip böyle bir şey yapabilme şansım olsaydı. Her zaman çok istiyorum. İstediğim bir şey demişti. Hayret bir şey. Zaten bizim ülkemizde var ya bir beğenilmez. Ben size söyleyeyim. Leonardo DiCaprio Türk olsaydı ağzı
adamın. Gerçekten beğenmeyecektik. Biliyorum ben. Ülkemin insanını biliyorum. Abi biz eleştirmeyi seven insanlarız. Nasıl bitireceğim her şeyi? Nasıl yetiştireceğim? Ben sıkılınca kendimi çikolataya veriyorum. Yarısında akşam çayla. Abartmayayım. Hemen başlıyorum kaydetmeye. Kolay olanlardan başlamayı seviyorum genelde. İki tane monolog, iki monolog. Sahnelerimi akşam yapacağım mecburen. Allah, bugün Hakan'a bütün gün ihtiyacım var. Devam. Panik olmak yok. Yeni ışığım gelmiş mi onu alalım. Geçen gün komşum kapıyı çaldı. Ben de böyle panik oldum, kapıyı açamadım falan. Aşağıdaki güvenliği aradım ve dedim ki hani böyle böyle biri kapıyı çaldı. Şey mi var, bir öğrenebilir misin sana? Burada kapıyı bile açmıyorsun gerçekten. Ya ben size şeyden bahsettim değil mi? Batıl inanç olduğu için Amerika'da binalarda 13. katın olmadığını söylemiş miydim? 12'den sonra 14. Çok saçma değil mi? Yani bu bir nevi kara kedi batıl inancı gibi bir şey. Çok saçma. Kazan doğurdu. Demin şey dedim, 2 saat dolabı temizleyen kız gibi böyle bir şey koymam dedim. Size şu anda kutu açışı koyuyorum. Çalışıyor musun? Kumandadan kısılıyor. Vay be. Aman bu güzelmiş. Şeyi nereye koydum ben ya kapatıcıma? Burada bir yer ve göremiyor muyum? Işık o kadar parlak bir şekilde vuruyor ki yüzüne. Yani her şeyi açık açık. Aa, bu da mı bozuluyor? Sen de bozuluyor. Terbiyesiz. Allah! Parmağım çok kötü sıkıştı. Safi çubuğuna sıkıştı. Okey, kaç. Bir tık daha bunu yukarı kaldıracağım. Set. Bunda Chekhov'dan bir audition istediler. Martı oyunu olmamasına rağmen Nina'nın monoloğunun yapılması istenmiş. Hatta bir tane öğrencime çalışıyorum bu monoloğu. İzlerken hatırlayacak buradan. What do I feel? I feel overwhelmed. I feel frustrated. I feel nervous. I feel like I'm not gonna get everything done on time. Tired. Frustrated. Why do you say you kiss the ground I walk on? I ought to be killed. I didn't believe in the theater. All my dreams he laughed at. You remember you shot a seagull? A man comes by chance, sees it, and out of nothing else to do, destroys it. Evet, Mart'ın monoloğumu bitirdim. Şimdi biraz daha renkli bir karakter, daha böyle enerjik bir karakter oynayacağım için üstüme daha renkli bir şey giyeceğim. Daha sonra komedi monoloğumu kaydedeceğim. Hadi bakalım. Biraz daha renkli, biraz daha enerjimi artırmam lazım. Bir müzik açacağım şu an. Çünkü çok böyle duygusal bir sahneyi oynadım. Daha bir enerjimi yukarı çıkarmam lazım. Alexa, play. Let's get loud. Alexa. Alexa. Stop. Arkadaşlarımın 9-5 işi var, benim işim bu. Benim işim bu. Yani şöyle bir şey var. Ben hayatımı bu işten kazanıyorum. Birçok oyuncu için. Ya şey gibi düşün. Bir şirketin CEO'su olman gerekmiyor illa iş yerinde başarılı olmak için. Anladın mı demek istediğimi? O kadar az bir oran aslında o A-list aktör olmak. Önemli olan o şirkette çalışıp o şirkette işe girmeye çalışmak değil de o şirkette çalışan biri olmak. Başarılı bir çalışan biri olmak. Ben de onu yaptığıma inanıyorum gerçekten. Kendime iyi şeyler söylüyorum çünkü çoğu zaman kendime kötü bir şeyler söylerken buluyorum kendime. O yüzden kendimi gaza getirmem lazım biraz. Çünkü dediğim gibi yüzlerce audition'a giriyorsun bir ay içinde. Ve bunların 4-5'inden callback aldın mı falan olman gerekiyor. Yani bak şimdi geri enerjimi düşüreceğim ben sizle böyle terapi yapar gibi konuşarak. Yani işimin çok güzel yanları da var ve çok da böyle yoran yanları da var tabii ki her işin olduğu gibi. Hatta terapistime şey dedim, çok kendi kontrolümün dışında bir iş seçtim. Dedi ki kendi kontrolünde olan bir iş söyler mısın bana? Hani her şey her an kontrolün dışında olabilir. Gerçekten de öyle. Tamam. Ama benimki biraz daha kadersel olarak diğer insanlara bağlı. Tık daha bence öyle. Bilmiyorum. Hemen komedi monoloğuma giriyorum daha fazla konuşmadan. Really? No way.
Ashley, that's my mom. Evet, komedi monoloğumu unutmuşum. Şimdi bir tekrarına baktım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Abi yeni çıkan saçlarıma bakar mısınız? Bu şaka mı ya? Neyse dur, maşallah çıksınlar. Şey kullanıyorum da bir tane. Kolajen. Markasını hatta yazabilirim isterseniz. Gerçekten şu an reklam gibi oldu ama reklam yapmıyordum. O çıkarttı bence, bilmiyorum. Evet, başlıyorum. Excuse me, hi! Hi, excuse me, thank you so much for stopping. I'm so sorry for bothering you. I'm just having a little bit of a problem. I'd love your help. As I was driving, I just accidentally killed my husband. So embarrassing. I did... Oh my gosh. I can't believe it. I forgot to introduce myself. I'm so sorry. Gökyüzünün renginin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl yani? Acayip dikkatimi dağıttı. Güzel. Ve hatta anlaşılmıyor bile tam. Gene anlaşılmıyor. You have to realize the judges are not just watching you here or in here. They watch you move from one place to the next. Da 3. audition'ımı da kaydettim. Şimdi markete ve Amazon'a uğramam gerekiyor. Ondan sonra gelip Hakan'la diğer 3 audition'ımı kaydetmem gerekiyor. Of. Bunlar ne yapacağım bilmiyorum. Bugün uzun sürecek gibi görünüyor ve daha laundry yapacağım. Laundry gece yaparım. Neyse, daha işlerim bitmedi. Hadi bakalım, hemen markete gidelim beraber. Şu anda hızla markete doğru gidiyorum. Maske takmıyorum çünkü takmam gerekmiyor. Abi o kadar yüksek ki kulaklarım tıkanıyor. İlk önce bütün sebzelerimi alıyorum. Pancar bulamadım. Allah Allah. Nerede? Sorry. Kalmamış. Unsuz salata sevmiyorum. Hemen buradan çiftliklerime geçiyorum. Burada bana bir arkadaşım şey dedi. Kale var gayet Türkiye'de ve hep vardı gibi bir şey söyledi. Bence yok ya. Yoktu yani. Ben niye bilmiyordum abi? Bu kadar yeşillik seven biriyim. Buradaki fiyatlarını size göstermek istedim. Bir tanesi 2 dolar. Paketli olarak alıyorum. Ben genelde küçük olanları alıyorum. Onlarda ne kadar mı? Teeny tiny 4.69 mesela ve içinde 6 tane var. Küçük ama mesela ben bir açtığımda tam bana yetiyor yani. Burası da gerçekten dip cenneti. Aradığın her şey var. Şundan alayım ya. Roasted red pepper'ımı alayım. Şey, klasik hamus alayım ya, normal. Tarih neymiş? Devam ediyorum. Şuna bayılıyorum. Flatbread'in tadını size gerçekten kelimelerle ifade edemem. Şu ekmekten alayım bir tane. Aa, böyle bir şey var. Çok güzel. Bunu da istiyorum, onu da. Arkamı döndüm, telefonumun gitmesinden korkuyorum. Gitmemiş. Hayır, bir de acıkmış bir halde alışveriş yapmak gerçekten çok tehlikeli. Şu an gerekli gereksiz her şeyi aldığımı hissediyorum. İnsanlar bakıyor abi kamerama ya. Bu kadar sakladım gene de bakıyorlar. Neyse dur, tamam, bir şey olmaz. Bir daha hayatımda görmeyeceğim insanlar falan deyip kendimi tatmin ediyorum ama. Oh, so sorry. Aa, pizza almadım, bir dakika. Alışverişim bitti. Şimdi hızla eve doğru geçiyorum. Geri kalan auditionlarımı kaydetmeden önce bir yemek arası verip ondan sonra auditionları kaydı geçeceğim. Bugün başıma gelen bir olayı anlatacağım. Audition kaydediyordum. Ondan sonra telefon çaldı. Açtığım an işte Amazon hesabınızdan 900 dolarlık alışveriş yapıldığı, evet İngilizce tabii ki, alışveriş yapıldığı ortaya çıkmıştır. Sizi hemen Amazon bilmem ne ekibimize bağlıyoruz. %100 scam zaten. Tabii ki de. İşte mesela bağlanmak istiyorsan 1'e bas. Ben de 1'e bastım. Adamla tam 15 dakika konuştum. Ağlıyorum. Diyorum ki işte çok kötü, ben ne yapacağım. Kandırdın onu. Tabii canım, 15 dakika. Ondan sonra adam diyor ki hiç merak etmeyin, ben size yardımcı olacağım. Bu hackerlar sizce madem her şeye ulaşabiliyorlar, şu an bu konuşmayı da dinleyebiliyorlar mı? O da diyor ki kesinlikle dinleme şansları çok yüksek bu hackerların bu telefon konuşması. Ondan sonra ben o zaman bu dinleyen hackerlara buradan Allah belanızı versin demek istiyorum. Enerjimi, paramı, zamanımı çaldıkları için. Adamla uğraştım. Şöyle dedim. Go yourself. Sonra. Sizin işte frustration'ınızı çok iyi anlıyorum. Tabii ki de ben de olsam ben de böyle hissederdim. Çok haklısınız. Sonra en son bana bir şey yükletiyor, tamam mı? Uygulamanın adı da şey, desktop'ını diğerleriyle paylaşma. Aa, hani aa. Benim telefonumu ona paylaşacağım. Ben istediği yere girecek evet. Oradan. Tabii ki de işte yüklemeye çalışıyorum. Ah, yanlış yüklemeyi yapmışım. Ellerim titriyor. Hanımefendi lütfen sakin olun. Bir su içir isterseniz. Tamam, bir su içeyim. Sesler falan yapıyorum. Çatışmışım. Adamla uğraştın ya.
Gılık gılık su içme sesleri falan çıkardım. Ondan sonra tamam daha iyi misiniz? Tamam daha iyiyim, gerçekten şu an daha iyiyim falan diyorum. Adama dedim ki ama ben sizinle bunu paylaşırsam siz benim bütün telefonumdaki her şeyi görebileceksiniz. Demek oluyor ki telefonumdaki fotoğrafları da görebileceksiniz. Ondan sonra hayır, ben size emin olun ki fotoğraflarınızı görmüyoruz. Bizim öyle bir şey yaparsam beni işten atarlar falan diyor. Ben dedim inanmıyorum, bana yemin etmeniz lazım. Ne diyorsun ya? Adamla bayağı uğraştın yani. Adam bir saatini, o bir saatte o bir iki kişi dolandırırdı yani. Adama dedim ki yemin edin dedim. Ondan sonra adam I swear dedi, tamam mı? Adama yemin ettirdim. Sonra dedim ki ama dedim yemin ederim dediniz ama cümlenin tamamını söylemediniz. Yemin ederim fotoğraflarına bakmayacağım deyin dedim. Adam telefonu kapattı. Anladı yani. Orada anladı ama. Sonra diyor ki mesela bak. Diyor ki işte uygulamalarınıza girin. Deme yapacağınız uygulamayı ben size söylüyorum. Anadolu Nar Yılmaz. Tam kodlama yapıyor, tamam mı? Ben böyleyim. Anadolu Nar Yılmaz yazdım, hiçbir şey çıkmadı. Hayır hayır dedi. A, N, Y diyor, tamam mı? Anadolu Nar Yılmaz A, N, Y. Onda da hiçbir şey çıkmıyor. Çok salak insan vardır da, o yüzden. Tabii canım. Böyle bir şey yiyen insan birazcık hani saftır. Salak demin de. Ben sana geçen vlogda anlatıyordum. Benim başıma geldi. Biri aradı bana, diyor ki vergi borcunuz görünüyor. Adresiniz şurası. Adresini biliyor. Telefon numaramı biliyor. Her şeyi biliyor. Ödeme yapmanız lazım. Vergi davasını bilmem ne açılacak falan. Ben tabii ki de burada immigrant olarak korkuyorsun yani. Yani. Dediler ki işte bunun hemen ödemesini gerçekleştirmeniz lazım. En yakınınızdaki CVS gibi yerler oluyor ya. En yakınınızdakine gidin. O kadar panik oldum ki gittim. Adam sonra bana demesin mi ki oradan gift kart alın 500 dolarlık, onu bize gönderin. Onu diyene kadar demedim Hakan. O kadar panik olmuştum. Adresim falan biliyorum. Hani sen baya CVS'e falan gittin. Gittim yani alt katımdaydı ama gittim. Audition'daydım. Audition'dan çıktım. Dedim ki audition'dakilere benim acil bir işim çıktı. Hemen geleceğim. Derece. Panik oldu. Çünkü benim bilgilerimi bu kadar bilmelerine inanamadım yani. Sonra ben aradım. Bu sefer ben onları işlettim. İşte kusura bakmayın geçen sefer ben bilgilerimi veriyordum ama işte bağlantı koptu. Çok korkuyorum. Polis gelmesini istemiyorum. Bilmem ne. Hemen size bütün bilgileri, kart bilgilerimden. Onlarla da uğraştım. Onların da zamanını çaldım. Hani ben uğraşayım da başkaları skemlenmesin mantığı. Biz koymayacağım ya. Çok güzel ama. Bir tadına baksana. Yok yok. Bir tadına baksana. Sevmiyorum. Bir tadına bak. Ballı. Oh, dedim ağzına. You're basically saying that someone stole my car to do an Amazon purchase. Oh my god. Oh my god. They purchased a phone? Yes, I do use internet. I do. I do use it. Yeah, I mean not so often, so much. I put like a lock on my phone to, you know, prevent me from using Instagram, Facebook and all that apps too much so that I can use it only for like 30 minutes a day. I'm limiting that number. I swear. Oh my god. Okay. Yeah. And as you mentioned that you can cancel the card. Right. The thing is that if you cancel the card, you will get a new one and they will have they will get new ones information as well. So right. Do they listen to this call? Okay. Do they have access to my phone? Like can they listen things? They can, but they did that. They can. Okay. Can I tell something to them? They are wasting my money, my time, my energy. I just want to tell them that, you know, they should go f*** themselves. Really, if they hear me right now. Yeah, you should. Even the thing is, sometimes my mom and dad also receive those kind of calls. Those items, you know, can you tell me the cell phone that you are using? Is it an iPhone or an Android? It's an Android. And that's the phone you use with there. A as in Alpha, N as in Nancy. Nancy. Y as in Yellow. Wait, so this is a weird search. It says that it cannot see Alpha Nancy. It doesn't search that. No. It's A-N-Y. A-N-O. Oh, I got it. A-N-Y. Alpha. Just a second. I'm so sorry. Alpha Nancy Yellow A-N-Y. Erase everything. Okay, I'm erasing everything. I found it. Yes. Okay, which application did you find it? Thank you so much for your patience. I was confused a little bit about, you know, what to type. I'm a little nervous. I hope you understand. Like they stole my money right now, and I don't know what. I can understand your concern. Just be calm. Okay, have a glass of water. Okay, just a second. Let me get a glass of water. Just a second, please. Take your time. Okay, I'm here. Telling you to log in. Okay, then I downloaded something else. I'm so sorry. I even drank some water.
I'm a little nervous. I'm so sorry. My hands are shaking, maybe because of that. Not a problem. Your cell phone, your smartphone will get connected to the security network. Okay, but in that case, you see my photos? No, absolutely not, because you're not authorized for that. Absolutely not. If I'll try to do that, I will be kicked out of my job. I want you to... Because once I want you to... Okay, no, I know you guys are trying to help, but can you swear you're not going to look at my photos? Well, the thing is that, love, as I mentioned, that if I try to do that, you know, the call will get disconnected automatically. To be convinced, I just want to make sure that I'm not being lied to. Would you please swear me? Yes, absolutely, I swear. I won't going to do anything. No, but say a whole sentence, please. And this call is recorded for quality and training purposes. But you just said you swear and you didn't say rest of the sentence. Just tell me that I swear I'm not going to look at your photos. Then I'll put down the coat. Please, I'm... Azıcık daha işletebilirdim aslında adamı. Yemin ettirdim adamı. I made him swear. Bundan sonra beni arayıp işletenleri ben işleteceğim. Ve ne yapıyorsam işim gücümü bırakacağım, işleteceğim. Şu anda benim bir sürü audition kaydetmem lazım. Hayatımdan 15 dakikamı kaybettim ama onu kayıp olarak görmüyorum çünkü çok eğlendim. Parayla satın alamayacağım bir deneyim bu. Şu ekmeğin kokusu var ya. Beti nasıl kullanılır biliyor musun? Şunun içine sokarım genelde. Dur bak. Asla çıkmaz. Değil aslında ama neyse. Kırdım zaten. Ali'nin ayarı hiç yok. İki kere çevirince kırılıyor zaten. No, it's not. Ben onunla harfler yapıyordum eskiden. Sevdiğim çocuk beni seviyor mu, hangi harfte duracak diye. Bu bizim kısır var ya, rugulalı kısır yaptım şu an ben. Türkiye'ye gidince neyi özlediğini anlıyorsun? Kebaplar işte, bu karışık Türkiye'de. Kebaplar falan. Eğitimde Amerika'da mı ne özlüyorum? Fazla bir şey özlemiyorum ya. Aa, kale arıyordum ama kale gelmiş. Arugula. En özlediğim şey arugula oluyordu. Arugula Roka'nın küçüğü ve daha az acısı ve aslında Roka ile alakası yok, değil mi? Yani benziyor biraz ama. Because it's them. And if you're like my one of my Oh no. Another dead employee. One more time. Another dead employee. Oh no. No wait. Not against you going in employees. I'm not against you going I'm not against you going Everything was getting really tired and it's getting really hot with this jacket. Oh, I'm getting really tired, Hakan. Cümleler çıkmıyor Hakan, yoruldum. His lifespan fitness desk under treadmill. Fun fact. Did you know sitting 40 hours a week increases your risk of dying early by 70%? Being sedentary leads to the cemetery. And if you're like my victims, I mean employees, you sit year after year until instead of sitting, you're lying down in a coffin. 'Cause you're dead. I know the divorce has taken a lot longer than I said it would. And I'm really sorry. It's been so messy. But I'm trying, really. I am. Hi, my name is Esin Varan. I'm 5'4", located in New York City. Ve Türkçe konuşabilirim. I can speak Turkish. Thank you. Sana şu an bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksın. Official olarak auditionlarımı bugün bitirdim. Hakan, yanıma gelip dans etmek ister misin? Emin misin? Bence emin değilsin Hakan. Ne kadar komik bir ablam var değil mi? Au! Ayağımı çarptım. Evet Hakan, ışık niye böyle? Alexa, change the light to soft white. Sky table isn't responding. Aa, niye öyle diyor? Alexa, turn off my emotions. I'm not sure. Alright, auditionımız bitti. Birazdan editlerini yapacağım ama ondan önce Hakan'la biraz ara verdik. Ne izleyeceğiz? Hangi şovu? Şu anda bir filmin içinde gibiyim Hakan. Arkadaki hava da böyle bir grimsi falan, değişik.
Bir dakika. Kadın benim en sevdiğim oyuncu bu arada. Toni Collette. Bu kadınla tanıştım. Acayip derecede gıcık bir kadındı. Extra'da oynayan işte Michael C. Hall'la ikisi bir oyunda oynuyorlardı. Oyun çıkışında konuştuk falan. Michael C. Hall gayet benimle 10 dakika falan böyle muhabbet etti. Hiç şey yapmadan. Çok mütevazı bir adam. Kadın böyle geldi. Hani fotoğraf çekebilir miyim işte, ben sizi şuradan beri takip ediyorum, çok beğeniyorum. Hani bilgili bir şekilde oynadığı her şeyi biliyordum. Böyle yapıyor. İnsan bir teşekkür eder. Kıçımın kenarı. Gıcık olmuştum. Çok kendini bir şey zannediyordu. Öyle biri olmayacağımı söz veriyorum. Başlıyor. Pieces of her. Hakan telefonu bırak. Auditionlarımı edit diyorum. Hala bitmedi. Gün bitti. Saat gece 12 ama benim işlerim bitmedi. Daha auditionlarımı falan hazırlamam lazım yarın için. Böyle. Ya saat gece 3 ve şu anda auditionlar yeni bitti. Yorgunluktan ölüyorum. Görebildiğiniz üzere. Bir sürü çektiğin için içinden iyi olanı seçmen gerekiyor. O iyi olanı seçiyorsun. Sonra diyor ki başında adını soyadını söyle. Bazıları diyor ki söyleme. Sonra o başında adını soyadını söyle diyenlerin birbirine montajlaman lazım falan. Aa, çok yoruldum. Mesela çamaşır falan yıkayamadım yani. Yetişmedi abi, ne yapayım? 11 gibi başladım. Kaç saat olmuş oluyor? 16 saat ediyor. 16 saatte çalışıyor muyum? Hadi 16 saatin 3 saat ara verdim diyelim. 3 saatte çalışıyorum. Ve yarın normalde 6 tane audition'ım vardı. 2 tane daha audition yolladı ajansım. Toplamda 8 tane audition'ım var. Bence ben bir subscription'ı hak ettim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Size böyle günümden bir parça paylaşmak istedim. Ne yapıyorum, ne ediyorum? Benim günüm set olmadığı günler nasıl geçiyor? Buna benzer videolar yapmıştım. Artık uyumam lazım. Öpüyorum sizi. Yeah.